Bottleneck Inventor görünüşlerin kırpılmasını sağlamaktadır. Bunun için kırpılmış görünüş klasörü altından kullanacağım dosyayı açıyorum. Burada önceden tanımlı görünüşler olduğunu göreceksiniz. Öncelikle kırpma işlemini gerçekleştireceğim görünüşe yaklaşayım. Kırpma için kullandığım komut Place View şerit menüsü altındaki Modify panelinde yer alır. Crop komutuna girdiğimde öncelikle benden bir görünüş ya da bir görünüş eskizi seçmem istenir. Görünüşü işaretledim ve daha sonra kalmasını istediğim kısmı bir dikdörtgen ile gösterdim. Bu kısım kalır, diğer kısım atılır. Belirttiğim alan kırpma için bir sınır işlevi görür. Yeniden aynı komuta girelim. Görünüşü işaretleyelim. Bir nokta belirtmeden önce sağ tuş menüsüne gidelim ve buradan Circular seçeneğini seçelim. Circular seçeneği bu sefer bu alanın dairesel olarak tanımlanmasını sağlar. Gördüğünüz gibi belirttiğim daire kırpma için bir sınır anlamına geldi. Şimdi sayfa 2'ye gidelim ve kırpma alanı için başka neler tanımlayabileceğimize bakalım. Öncelikle görünüşü işaretliyoruz ve daha sonra Sketch paneli altından Create Sketch komutunu çalıştırıyoruz. Bu şekilde bu görünüş içerisinde bir eskiz tanımlayacağımı belirtmiş oluyorum. Eskiz komutlarım açıldı. Buradan Spline komutuna giriyorum ve benim kırpma alanımı gösterecek olan alanı tanımlıyorum. Yaklaşık böyle bir alan tanımlamanız yeterlidir. Daha sonra Finish Sketch ile yeniden teknik resim ortamına döndüm. Crop komutunu yeniden çalıştırıyorum. Bu sefer görünüşü değil, doğrudan buradaki eskizi seçiyorum. Şimdi Inventor bu eskizin alanına bağlı olarak kırpma işlemini gerçekleştirecek. Eğer kırpma alanını gösteren nesnenin görülmesini istemiyorsanız, Browser penceresinden kırpma görünüşünü işaretleyip sağ tuş menüsünden Display Crop Cutlines'ı kaldırabilirsiniz. Shift tıklayalım ve gölgeli olmaktan çıkartalım. Şimdi bahsettiğim alanın görünmemesini daha iyi gösterebiliyorum.